Gelelim şimdi yine anlamakta şu anda zorluk çekilen bir başka konuya. Emniyette operasyon. Şimdi nerede başladı bu operasyon? Efendim, Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda başladı. E, Ayambora Kaplan operasyonu. Mafyaya karşı bir şey filan diye. Sonra iş birden başka siyasi bir şeye büründü. Tersine döndü, şu oldu, bu oldu. Emniyet içinde bir başka operasyona dönüştü. Nasıl oldu, niye oldu? Emniyet müdürü serbest. 7 kişi gözaltında. Her gün taraflar taraf değiştiriyor. Ağız değiştiriyor. Bir İtalyan mafya filmi mi izliyor Türkiye? Yoksa adalet, siyaset, emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. AK Parti böyle bir darbe yapılacak derseniz soruşturma yapan polisler üzerine gidebilirsiniz. Bütün bu tahakkalı şahibi hala getirebilirsiniz. Serdar Selçeli'nin elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla bir komiser ve 3 sivil gözaltına alındı. Gözaltındaki üst düzey emniyet müdürlerinden organize suçlar şube müdürü Kerem Öner serbest bırakıldı. Emniyet içinde yeni yapılanma darbe girişimi iddiaları. Emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı yaşananlar iktidara darbe girişimi değil mafya operasyonu dedi. Mafyanın kendilerini kurtarmak için, dava dosyasını boşa çıkarmak için hazırladıklar, oynadıklar bir tiyatro. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında iki numaralı sanık olan Serdar Serçelik gizli tanık oldu. Elektronik kelepçeli olduğu halde yurt dışına kaçtı. Ayhan Bora Kaplan operasyonunu yürüten emniyet müdürlerinin soruşturmaya eski bakanlar ve AK Partili siyasileri de dahil etmek istediğini ve kendisine bu yönde ifade vermesi için baskı yapıldığını iddia etti. Üç emniyet müdürü ve bir komiser gözaltına alındı. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Bahçeli darbe girişimi derken Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayda Adalet Bakanı ve MİT Başkanı ile zirve yaptı. O toplantıya çağrılmayan İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan FETÖ'vari gizli tanık taktiği çıkışı geldi. Mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖ'vari gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz. Yıkmaya da devam edeceğiz. Tweetler atılıyor, İçinde bir sürü anlam çıkarılabilecek tehditler var. Adalet Bakanı'nın ve İçişleri Bakanı'nın siyasi partileri bilgilendirmesi lazım. Eğer siz hükümeti tahrik ederseniz, Cumhurbaşkanı tahrik edersen, AK Parti böyle bir darbe yapılacak derseniz soruşturma yapan polisler üzerine gidebilirsiniz. Bütün bu tahrikalı şahibi hala getirebilirsiniz. Zerdar Serç'e anlattıkların hepsinde yalan olduğu, hiçbir doğru pay olmadığını, bunun bir mafya operasyonu çıkacağını hiçbir tereddüt değil yok? Emekli Emniyet Müdürü Hanife Avcı, emniyette yapılanma ve darbe tartışmasında gözaltına alınan emniyet müdürlerini savundu. Ortaya atılan darbe iddialarının arkasında hakkında soruşturma yürütülen suç örgütü yapılanması var dedi. Organize Suçlar Şube Müdürü Kerem Öner serbest kalırken Hanife Avcı Dikkat çekici bir iddiayı da dile getirdi Soylu ve soylu hareket eden polis müdürleri Bir grup olmuştu Yeni geneki bir grup olmuştu Soylu etrafında kümeleşen müdürleri Polis müdürleri ve onlarla ilgili insanlar Bu olaya fırsat böyle, bunu değerlendirmiyor Bununla tabii tabi kamuoyunun Etkilenmeye çalıştıkları kanaatine Şimdi gene geldik aynı noktaya Bakın yargıda bir standart var mı güvenlik güçleri açısından, iç işleri açısından, bu ülkenin içtimai düzeni açısından bir standart var mı? Yoksa bütün bunlar bir takım fraksiyonların efendim itiş kakışı mı? Bunu anlamaya imkan yok. Bakın nasıl başladı, nasıl devam ediyor. Şimdi o kadar çok soru var ki. Bu işin böyle siyasi bir şeye bürünmesi yok işte bilmem bir kumpas bir şey komplo ya da neyse hükümete karşı iktidara karşı diye Şimdi bunlar iddia. Aksini iddia edemeyeceğimize göre şimdi hadi bunun üstünde çok durmayalım. Peki ya burası koca ülke. Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hiç değilse 600 yıllık bir Osmanlı'nın mirasçısı. NATO'nun en büyük birkaç ordusundan biri. Evveliyatında 1000-1500 sene bir devlet uygarlığı. E. Ee, şu şu başlayan operasyonda operasyonlarda şu mafya figürlerinin tehdit edebileceği bir devlet mi burası yani? Bir başka soru bu da. Nereden nasıl buraya geldi? Bunların hepsini anlayacağız. Bu yerel seçimlerden sonra yepyeni bir sürecin başladığı belli bu konularda. Yalnız Hadi buradakini geçelim. Buradakini boş verelim. Burada şimdi ne olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu ülkenin güvenlik güçleri, polisi, jandarması, askeri, yargı kadroları, hakimleri, savcıları. Şimdi bakın. Bunu geçelim. Basit suçlar. Bir hırsızlık, bir şey. Gidiyorlar, yakalıyorlar, getiriyorlar. Ondan sonra birileri de serbest bırakıyor. Arkasından ne çıkacağı da belli olmuyor cinayet oluyor, bir şey oluyor ya da ne bileyim ben. Daha çok daha basit suçlar da olabilir. Bu emniyet güçlerinin işlerini doğru dürüst yapmasına müsaade ediliyor mu, edilmiyor mu sorusu bütün bu ülkedeki görevlilerin, bu ülkenin kadrolarının, yargı kadrolarının, hakimlerinin, savcılarının, efendim polislerinin askerlerinin işte jandarmasının filan her birinin kafasında ayrıca bir soru işareti olabilir mi? Büyük bir mesele bu ya. Ya insanlar şöyle düşünüyorlar. Bu iktidara bakmayın. Bak bunlar zengin derler malından olursun, yiğit derler canından olursun. Şimdi bütün bunlarda şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hukukçularından size 20 kült kitap sayarım, yazdıkları da isim sayarım gerek yok şimdi. Tek adam hukuku mümkün değildir. Sürdürülemez. Kendi çocuklarıyla arasında bir hukuk tasarlamak gerekir bir süre sonra yine. Dolayısıyla o bile tek adam hukuku olarak kalamaz. Bu ülkede şu anda bir inisiyatif sahibi olabilmek için boşverin tek adamı Recep tayyip Erdoğan olmak lazım başka bir şey olsanız olmuyor yani